Yeni bir okula kaydoldum ve yarın benim ilk günüm. Okul müdürü bana ilk gün kuralları adında bir e-posta atana kadar her şey normaldi. Başta sıradan okul kuralları olduğunu düşündüm ve eski okulumdaki kurallarla karşılaştırmak için e-postayı açtım. Fakat bu kurallar normal okul kurallarından çok farklıydı. E-posta şöyleydi. Günaydın. Yarının sizin okulumuzdaki ilk gününüz olduğu dikkatimizi çekti ve sizi burada ağırlamak için sabırsızlanıyorum. Ancak okulumuzun yeni katılan öğrencilerin ilk günlerine özel kuralları vardır. Bu kurallara uymanız sizin yararınıza olacaktır. 1. Sınıfınızı bulmak için okul haritasını kullanmayın. Bu kaybolmanıza ve dersi kaçırmanıza sebep olacaktır. Onun yerine yeşil şapkalı çocuğu takip edin. O size ilk gününüzde rehberlik edecektir. 2. Yeşil şapkalı çocuk sizinle asla konuşmayacaktır. Ve ne pahasına olursa olsun onunla konuşmamalısınız. İnanın bana, onunla konuşan son kişiye ne olduğunu bilmek istemezsiniz. 3. Diğer öğrencilerle konuşmakta serbestsiniz. Ancak birisi sizinle yarın hakkında konuşmak isterse orayı derhal terk etmelisiniz. 4. Gördüğünüz her şeye inanmayın. Bazen gözünüzün ucunda garip şeyler görebilirsiniz. Ama sizi temin ederim, onlar gerçek değil. 5. Eğer duvarlardan kan akmaya başlarsa hademeye bu durumu bildirmelisiniz. Hademeyi koridorun sonunda eski duvar saatinin yanında bulabilirsiniz. 6. Eğer bir numaralı kuralı tam olarak doğru şekilde yerine getirmediyseniz, ders sırasında öğretmenler sizden dışarı çıkmanızı ve orada beklemenizi söyleyecektir. Bu olursa eşyalarınızı toparlayın, dışarı çıkın ve vakit kaybetmeden bir sonraki sınıfa girin. 7. Sınıfları değiştirdikten sonra güvende olduğunuzu düşünebilirsiniz. Ancak güvende olduğunuzu anlamanın tek yolu sınıftaki duvar saatini kontrol etmektir. Eğer saatteki sayılar olması gerektiği gibi 1'den 12'ye kadar sıralanmışsa her şey yolundadır. Bundan farklı bir şey varsa öğretmeninize bu durumu bildirin. Eğer saati sizin için değiştirirse kendinizi şanslı sayabilirsiniz. 8. Öğle yemeğinde sıcak bir tabak çorba ve bir paket çikolata servis edilecektir. Ancak bir yere oturduğunuz zaman yemekler değişecektir. Yemekler neye dönüşürse dönüşsün, görmeyi seviyorsanız yemeğinizi öğle arası bitmeden bitirmelisiniz. 9. 8. ders zili çaldığında yeşil şapkalı çocukla bir çeşit saklambaç oynayacaksınız. Ondan kaçmalısınız. Size saklanmak için 5 dakika verecektir. Zil çalana kadar ona yakalanmamalısınız. Sizi yakalarsa başınıza gelecekleri bilmek istemezsiniz. 10. Çıkış zili çaldığında kesinlikle okula girdiğiniz kapıdan dışarıya çıkmayın. Onun yerine camdan atlayabilirsiniz. Kaçıncı katta olursanız olun, muhtemelen iyi olacaksınız. Bu kurallara uyarsanız, ikinci günün tamamen normal olacağını size temin ederim. Bu arada, ben yarın okulda olmayacağım. Müdür olduğunu söyleyen kimseye inanmayın. Ve sakın bu kuralları başkasına göstermeyin. Bol şans! Gece geç saatlere kadar uyuyamadım. Kuralları aileme göstermeyi düşündüm. Ancak daha başlamadan yeni okulumda başımın derde girmesini istemiyordum. Müdüre şaka yapıp yapmadığını sormak için bir e-posta atmayı düşündüm. Ama saat oldukça geç olmuştu. Yani herhangi bir geri bildirim alacağımdan emin değildim. Bunları düşünürken uyuyakaldım. Sabah babamın bağırmasıyla uyandım. Alarmı duymamıştım ve okul otobüsünün gelmesine çok az kalmıştı. Aceleyle okul kıyafetimi giydim, dişlerimi fırçaladım ve kahvaltı yaptım.
Okul otobüsüne tam zamanında yetişmiştim. Otobüste kulaklıkla müzik dinliyordum. Ve her şey oldukça normaldi. Otobüs okula oldukça hızlı bir şekilde ulaşmıştı. Okul bahçesine adım attığım anda içimden bir ürperti geçti. Yeşil şapkalı çocuğu gördüğümde müdürün şaka yapmadığını anladım. 2 metre boyundaydı ve elma şekeri gibi kokuyordu. Zil çaldığı anda hareket etmeye başladı. Sanki onu takip ettiğimi biliyordu. Tek parça halinde ilk derse girdim. Fark edilmemek için en arka sıraya oturdum. Ama yanımda mavi gözlü, arkadaş canlısı bir çocuk oturuyordu. Ve benimle muhabbet etmeye başladı. 3. kurala göre onunla konuşmamda bir sıkıntı yoktu. Bu yüzden tüm ders boyunca ilgi alanlarımız, geldiğimiz okul ve havadan sudan konuştuk. Oldukça karizmatik, kibar ve zeki birisiydi. Müdürün bana şaka yaptığını düşünmeye başlamıştım. Ta ki zil çalana kadar. Peki, yarın hakkında ne biliyorsun? Diye sordu. Yüzüne baktığımda suratında geniş ve rahatsız edici bir gülümseme vardı. Ayağa kalktığımdaysa önümde dikildi ve üstüme gelmeye başladı. Etrafıma baktığımda kimse bizi umursamıyordu. Korkmaya başladım. Bu yüzden bana bir şey yapmadan önce saçını çekerek dikkatini dağıttım ve sınıfı terk ettim. 2., 3., 4. ve 5. dersler sorunsuz geçti. Bu süre içerisinde gıkımı bile çıkarmadım ve kimseyle konuşmadım. Öğle yemeği vakti geldiğinde 20 dakika boyunca sıramı beklemiştim. Bu sırada huzurluca müzik dinlemek istiyordum ancak okul bundan hoşlanmamıştı. Gözümün ucundan oldukça garip şeyler gördüm. Mesela bana el sallayan ama aslında orada olmayan birisi veya bir ritüel gerçekleşiyormuş gibi mumların etrafında dans eden bir çocuk. Buna benzer garip şeyler. Kendime aklımın benimle oyun oynadığını ve hayal gördüğümü söyleyerek geçiştirdim. Sonsuzluk gibi geçen bir sürenin ardından çorbamı ve çikolatamı aldım ve sakin bir yere oturdum. Oturur oturmaz sıcak bej renkli çorbamın rengi kan kırmızısına dönüştü. Tadı tıpkı kan gibi metalikti. Merak ve korkuyla çikolatama uzandım ve ambalajını açtım. Karşımda sanki ilk derste tanıştığım çocuğun mavi gözleri duruyordu. Çığlık atmak istedim ama kendimi tutmayı başardım. Kısa bir süre sonra her şeyi normalmiş gibi davranmak için elimden geleni yaptım. Çorbayı çabucak yudumladım ve bitirdim. Sonra kendi gözlerimi kaybetmemek için burnumu tıkayarak zavallı çocuğun gözlerini tek ısırıkta yedim. Tadı garip bir şekilde tatlıydı. Ama kendimden iğreniyordum. Tepsimi geri verdim ve zil çalana kadar onları sindirmeye çalıştım. Zil çaldığında yeşil şapkalı çocuğu hiçbir yerde bulamadım. Etraftakilere onu sorduğumda kimse neden bahsettiğimi bilmiyordu. Koridorda yeşil bir şey gördüm ve onu takip etmeye çalıştım ve bir sınıfa girdim. Gergince derste yeşil şapkalı çocuğu aramaya başladım. 10 dakika sonra öğretmenim bana dışarıda beklememi söyledi. Eşyalarımı toparladım ve dışarıya çıktım. Başta koridor oldukça normal görünüyordu. Ancak kısa bir süre sonra tavanın aşağı doğru daraldığını gördüm. Emin olmak için gözlerimi ovuşturdum. Gerçekten de tavan aşağı doğru daralıyordu. Hızla bir sonraki sınıfa girdim. Tüm sınıf bana deliymişim gibi baktı. Hemen saati kontrol ettim. 1'den 12'ye kadardı. Öğretmenimden özür dileyerek boş bir sıraya oturdum. Nihayet 8. yani son derse geldim. Yeşil şapkalı çocuğu sınıfa kadar takip etmiştim. Ancak birdenbire 9 numaralı kuralı hatırladım. Koşarak kaçmaya başladım. Çabucak bir yere saklanmam gerekiyordu. Ne kadar vaktimin kaldığını bilmiyordum. Tuvaletlere girdim ve etrafta saklanabilecek bir yer var mı diye bakmaya başladım. Bir havalandırma kapağı gördüm ve ona tırmanmaya başladım. Ama tırmanırken duvarlardan kan akmaya başladığını gördüm.
Kimse bunu fark etmemişti. Etrafa bakındım ve eski duvar saatini gördüm. Hademe ise hemen onun yanındaydı. Koşarak yetişebilirdim ama bu sefer saklanma noktasını feda etmiş olurdum. Koridor resmen kan gölüne dönmüştü. Hademe'ye ulaşmaktan başka çarem yoktu. Sağımı ve solumu kontrol ederek yavaşça havlandırma deliğinden çıktım. Yeşil şapkalı çocuk ortalıkta yoktu. Koşarak Hademe'nin yanına gittim ve ona durumu anlattım. Bana teşekkür etti ve bir şeyler almak için dolabına uzandı. Ancak şimdiye kadar çok ses çıkartmıştım. Saklanmak için neredeyse hiç zamanım kalmamıştı. Tam o anda uzaktan gelen ayak seslerini duydum. Kısa sürede ayak sesleri hızlandı ve yaklaştı. Ağır ağır nefes alma seslerini duymuştum. Arkamı döndüğümde onu gördüm. Onu gördüğüm an koşmam gerekiyordu ama korkudan kas katı kesildim. Gözlerinin ve burun deliklerinin olması gerektiği yerde koca siyah delikler vardı. Beni en çok korkutan şey ise ağzının olması gerektiği yerde bir deri tabakasının olmasıydı. Sanki dudakları birbirine yapışmış gibiydi. Kendime geldiğim an koşmaya başladım. Daha önce hiç ulaşamadığım muazzam bir hızda etrafta koşmaya başladım. Saklanabileceğim bir sınıf bulana kadar koştum. Sınıf kapısını açmaya çalıştım ama kapı kilitliydi. Arkamı döndüğümde orada beni kıstırmıştı. Yavaş yavaş bana yaklaşmaya başladı. Sanki bu anın tadını çıkartmak istiyordu. Çığlık atmaya başladım ama kimse gelmedi. Gözlerimi kapattım ve bağırdım. Tam o anda zil sesini duydum. Ve ayak sesleri kesildi. O gitmişti. Hayatta kalmanın sevinciyle ağlamaya başladım. Koşabildiğim kadar hızlı koşarak koridoru geçtim ve merdivenlerden indim. Ama bahçe kapısına ulaştığım an kapılar birden kapandı. Kafam karışmıştı. Arkamı döndüğümde müdür orada duruyordu. Yanındaysa yeşil şapkalı çocuk duruyordu. Ama bu sefer daha kısaydı. Neler oluyor? Beni bırakın. Dediğiniz her kurala uydum. O an tüm vücudum bir şok dalgasıyla sarsıldı. 10. kuralı hatırladım. Başarısız olmuştum. Bana ne yapacaklarını sordum ama müdür hiçbir şey söylemedi. Onun yerine yeşil şapkalı çocuk yanıma yaklaştı ve onu özgür bıraktığım için bana teşekkür etti. Kafam karışmıştı. Sonra boyum uzamaya başladı. Gözlerimin ve burun deliklerimin genişlemeye başladığını hissediyordum. Ve dudaklarımın birbirine yapışarak eridiğini. "Onun yerini sen alacaksın," dedi müdür. Ve yeşil şapkayı bana taktı. Bazen bu beden üzerinde kontrolümü yeniden kazanıyorum. Ancak nadiren 5 dakikadan fazla kontrol edebiliyorum. Hayatımın çoğunu kendi bedenimin esiri olarak başka bir zavallı ruhun bu okula başvurmasını bekleyerek geçiriyorum. Size yalvarıyorum. Bu okula kaydolun. Korkunçlu arkadaşlar, hepinize merhaba. Biliyorum video bir haftadan daha uzun zamanda geldi. Ama bu sürede bilgisayarım bozuldu ve ben tamire gönderdim. Neyse ki daha çabuk geldi. Beklediğimden daha çabuk geldi yine. Siz de hikayelerde bana yardımcı olmak için Instagram'dan veya Discord'dan bana ulaşmayı unutmayın. Ayrıca arkadaşlar bana destek olmak için katıl tuşuna basmayı ihmal etmeyin. Ayrıca yurt dışındaki arkadaşlara sesleniyorum. Arkadaşlar döviz kurlarının farkında mısınız? Şu katıl tuşuna bir basın. Bir göreyim yardımınızı. Neyse. Bir sonraki hikayede görüşmek üzere. Ve her zamanki gibi tatlı uykular.